Günaydın, iyi akşamlar değerli izleyenler. Ben Hande Bayraktar. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve hemen başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan pazar günü kabinesini Ahlat'ta toplamaya hazırlanırken 78 yaşındaki Zeliha Yıldırım'la telefonla görüştü. Depremzede Yıldırım'ın hayali Erdoğan'ın sesini duymaktı. Çok dua et. 78 yaşındaki Zeliha teyze en çok Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duymak istiyordu. Bakan Murat Kurum devreye girdi. O hayali böyle gerçekleşti. Öncelikle depremzede kardeşime başları sağ olsun, geçmiş olsun diyorum. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Adıyaman'da deprem konutlarında incelemelerde bulundu. Depremzede Yıldırım ailesini ziyaret etti. Zeliha teyzenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesini duyma isteğini geri çevirmedi. Burada bir teyzemiz var efendim. Sizi çok seviyor. Türkçe konuşamıyor ama. Zeliha teyze. Zeliha teyze. Size çok selamları var efendim. Bakan Kurum o anları sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun CHP'deki tüzük kurultayı öncesi eski Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmesi gündemin sıcak başlıklarından biri olmuştu. İmamoğlu başka anlam yüklemeyin derken Kılıçdaroğlu'yla ne konuştuklarını anlattı. Birbirine sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. Siyaset kulislerini hareketlendiren o görüşmeyi bu sözlerle özetledi. Başka anlam yüklemeyin derken Kılıçdaroğlu'yla ne konuştuklarını anlattı. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Muhabbet gayet güzeldi. İki saate yakın sohbet ettik. Evinde olmaktan büyük onur duydum. CHP'nin eski genel başkanı Kılıçdaroğlu'nun sırtımdan hançerlendim sözleri çok konuşulmuş, çok tartışılmıştı. İmamoğlu'na gönderme yaptığını öne sürenler de olmuştu. Tam da CHP'deki tüzük kurultayı öncesi iki ismin sürpriz buluşması gündemi bir anda değiştirdi. Ben daha fazla, daha sık ve daha gündemli olmasını da dilerim. Sonuçta biz beraber çalıştık, kader birliği yaptık. Bundan sonra yeni bir dönem var. İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu İstanbul'a da davet ederken fikir alışverişlerinin devam edeceğini vurguladı. Sayın Kılıçdaroğlu'yla defalarca buluşmayı dilerim. Ticaret Bakanlığı karkas et fiyatlarındaki indirimi tüketiciye yansıtmayan kasaplara inceleme başlattı. 81 ilde denetimlere hız verilirken haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 1 milyon liraya kadar ceza kesileceği açıklandı. Ticaret Bakanlığı düğmeye bastığı işletmeler mercek altına alındı. Karkas et fiyatındaki düşüşü tüketiciye yansıtmayan kasaplara ceza geliyor. Aldığımız ürünlere her hafta 15 lira 20 lira zam gelmekte. Geçtiğimiz aylarda artan karkas et fiyatları nedeniyle kasaplar etiketlerini güncellemişti. Geçtiğimiz günlerde de karkas et fiyatları düşüşe geçti. Hal böyle olunca da bu düşüş tüketicide indirim beklentisine neden oldu. Et aldım, tavuk aldım. Ete yanaşılmıyor. Karkas düşürüyor ama reyoncularımız sağ olsun hiçbir şekilde düşürmüyor. Örneğin Ankara'da yağlı karkas etin kesim fiyatı Nisan ayında 330 lirayı görmüştü. Haziran-Temmuz ayındaysa 250 liraya kadar düştü. Yani 80 liralık fark ortaya çıkmıştı. Kasaplarımız bomboş. İş yok. Şu an tüketicinin bir gücü yok. Son günlerde karkas etin fiyatı yine yükselişe geçse de Nisan ayından bu yana indirim yapmayan kasaplar incelemeye alındı. Fiyatlar uygun değil. Her hafta pahalanıyor. İyi olur inşallah. Bakanlık haksız fiyat uygulaması yapan işletmelere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar ceza uygulanacağını açıkladı. Değerli izleyenler, hırsızlara karşı uyarıcı bir haber var sırada. İstanbul Küçükçekmece'de misafirliğe gider gibi giyinen 4 şık kadın girdikleri 2 daireden altın ve para çaldı. Süslü ve hızlı kadınların profesyonelliği şeytana bile şapka çıkarttı. Plaja gider gibi hırsızlığa gitmişler. Yani kafalarında şapkayla hırsızlığa gelmişler. Dışarıdan baksa da gerçekten hiç anlamazsın. Sadece altın almışlar. Bir de nakit para varmış bir miktar. Dördü de hasır şapkalı, dördü de alımlıydı. Uzaktan görenler misafirliğe gittiklerini sandı.
Şık Kadınlar Çetesi girdikleri iki daireden vurgun yapıp kaçtı. Nasıl oldu bilmiyoruz ama bizim kapıların şifresi böyle dağıtılmış, yani yayılmış gibi. Sıra dışı hırsızların hedefinde Küçükçekmece'deki bu apartman vardı. Bir ay önce ben onları gördüm. Bu caddeden, bu sokaktan aşağı indiler. Aynı giysiler vardı. Başlarında şapka ve süslü giyimleriyle sanki hırsızlığa değil sosyalleşmeye gidiyorlardı. Hedeflerinde ise Uğurcan Çelik'in Küçükçekmece'de ailesiyle yaşadığı daire ve onların karşı komşusu vardı. Ben dedim galiba bunlar yabancı, Avrupa'dan gelme. Niye öyle düşündünüz peki? Çünkü o imajı vermişlerdi. Dört bakımlı kadın hırsız belli ki bu apartmanı daha önce gözlemlemiş ve o saatlerde dairelerde kimsenin olmadığını biliyordu. Gelirken şapkalarıyla yüzlerini kamufle ettiler ve güvenlik kamerasından yüzlerini gizlediler. Buradan rahatça şifreye girip direkt bu kapıdan yukarı çıkıyorlar. Planları çok önceden hazırdı. Karşı komşumuza girmişler önce. Karşı komşumuzdan neler çalındı? Onlardan da işte bazı takılar çalınmış. Çelik ailesi aradıkları takıları bulamayınca başlarına geleni anladı. Altındır, küpedir. Annemin de işte öyle bir miktar nakit parası varmış. Alyansıdır, yüzüğüdür falan filan, bunları almışlar. Bilgisayarına dokunmamışlar mesela. Ayırt da etmişler yani. Toplam ne kadar kaybınız oldu? Yani 150 bin lira civarında vardır muhtemelen. Arkalarında bıraktıkları tek iz güvenlik kamerasındaki bu kayıttı. Şuraya işte artık bilmiyorum bir şey takmışlar zaten. Şurada çok az bir iz var. Sadece şuradan böyle şu dili geriye atıp içeriye girmişler. Çilingir'den bir eğitim aldılar artık bilmiyorum ama. Şık Kadınlar Çetesi hala yakalanamadı. Yalova'da deniz simidine binen 6 yaşındaki çocuk akıntıyla tam 700 metre aşağı sürüklendi. Denizin ortasında korku dolanlar yaşayan çocuğun imdadına tekneyle yanına giden can kurtaranlar yetişti. Tek isteği flamingolu yatağıyla biraz keyif yapmaktı ama akıntı onu aldı götürdü. Yüzlerce metre açığa sürüklendi. Denizin ortasında yapayalnız kalan çocuk böyle kurtarıldı. Gel seni alacağım, gel. Aferin. Çok kısa bir sürede küçük çocuğumuzu yakalayıp ailesine sağ salim teslim ettik. Bu ufaklık Yalova'daki plaja gelmişti. Kolluklarını takıp deniz yatağına bindi ama dakikalar sonrası tam bir kabustu. Kıyıdan 700 metre uzaklaştı, denizde mahsur kaldı, geri dönemeyince de korkup ağlamaya başladı. Neyse ki tekneyle açılan can kurtaranlar çocuğu kurtarmayı başardı. Gel yanıma, Hemen olaya müdahale edip tekneyle çocuğu yakalamış bulunmaktayız. Ufaklık sağ salim kıyıya ulaştırılırken ailesinin endişeli bekleyişi bitti. Hadi geçmiş olsun. İstanbul Eyüp Sultan'daki şantiyeye giren gaspçılar güvenlik görevlisini rehin aldı. 6 kişilik çete depolardaki 800 bin liralık hırdavat malzemesini çalıp kayıplara karıştı. Benim koluma girdiler, bir de şeyi dayandılar benim buraya, yamanca dayandılar. Maskeli şantiye yelekli çete onu silahla rehin aldı. Biri önümde duruyordu, iki kişi de kablo çıkarttılar. Fırsat bulunca kaçtı. Gaspçılar bastıkları inşaatta yüz binlerce liralık vurgun yapıp kaçtı. İçeriden yaklaşık 800 bin liralık malzeme alıyorlar. İstanbul Eyüp Sultan'da dün sabah 7 sıralarıydı. Güvenlik görevlisi Feyyat Emel asansörden inince hiç tanımadığı adamlarla karşılaştı. Dönüverdim, baktım 3 kişi geliyor. Acaba bunlar kim, maskelidir, şudur budur. Güvenlikler gittikten sonra buradan geliyorlar. Şu iskele parçalarının olduğu yerde araçlarını bırakıyorlar, içeriye giriyorlar. İddiaya göre biri tabanca çıkarınca söylenen her şeyi yapmak zorunda kaldı. Bize yardım et dedim. Ne yardım mı? Biz depoya gideceğiz. Biri önümde duruyordu, iki kişi de kablo çıkarttılar. Onlar hırdavatları yüklerken Feyyat Emel fırsatını bulup koşarak kaçtı. Bağırdım millete, hırsız var, millet hepsi de artık yetişti. Çevredekiler duyup gelene kadar çete 800 bin liralık malzemeyle sırra kadem bastı. Şimdilik hiçbiri yakalanamadı. Acaba bunlar kim? Tekirdağ'da alkollü olduğu söylenen bir sürücü her zamanki yerinde duran kanalizasyon kapağına çarptı. Aracının hasar aldığını gören adam öfkelenip bakın kimlere çattı. Burada herhangi bir uyarı var mı yok mu? Beton kanalizasyon kapağına çarptı, zeytinyağı misali üste çıkmaya kalktı, kendini değil başkalarını suçladı. İşaret yok, yol çalışması var
ama herhangi bir burada yol çalışması vardır diye bir tabela da yok, işaret yok. Tekirdağ'da iddiaya göre alkol alan sürücü toprak yolda ilerlerken kaza yapmıştı. Hatalı mı burası, değil mi? Aracı hasar alınca atarlandı, suçu uyarı levhası koymayanlar da aradı. Var mı bir işaret? Yani işaret yok, var mı? Bir tabela da yok, işaret yok. İsyanı işe yaramadı, ne derse desin ceza yemekten kaçamadı. Efendim, Ankara'da dün akşam saatlerinde yarasa operasyonu vardı. Bir evi basan yarasalar ev sahibinin kabusu olunca devreye itfaiye girdi. Ortaya ise yüzleri güldüren görüntüler çıktı. Birden yarasa girdi içeri. Nasıl yön değiştiriyor böyle? Evi tam anlamıyla yarasalar bastı. Çareyi itfaiyeyi çağırmakta buldu. Yarasa girdi evimize dedik. Kadın güldü telefondaki. Sonra itfaiye elleri geldi. Ankara'da yaşayan Şahin Berkan dün akşam bir arkadaşıyla beraber home office olarak kullandıkları evde çalışıyorlardı ama o sırada eve davetsiz misafirler geldi. Camdan içeriye yaklaşık 8 yarasa birden daldı. O sırada yetiştirmemiz gereken acil bir iş vardı. Biz o panikte dışarı çıktık, itfaiye aradık. Bu arada ellerindeki işi teslim almayı bekleyen müşteri onları arayıp duruyordu. Darladı bizi. Biz dedik işte... Şu an yarasa var içeride. Şu an yarasa var dedi. Yarasa var işte, yapamıyoruz. İnanmadı. İtfaiye ekipleri 7 yarasayı dışarıya atmayı başardılar ama sonuncusu bir hayli onları uğraştırınca Şahin de havlusuyla devreye girdi ve itfaiye erine desteğe koştu. Kapı açıktı, içeri girmesin diye ben de oradan onu şey yapıyordum. Yarım saat falan uğraştık onu çıkartmak için. Sonunda yarasa itfaiye erinin kepçesine çarpıp düştü. Etkisini kaybetti. Kurtuldum. Çıkarttık hocam, camı da örttük. Ya, hava da sıcak. Mecbur o halde çalışmak zorunda kaldık ve işi de teslim ettik. Kuru bugüne çok hareketli başladı. 34 lirayı gören dolar günlerdir devam eden yükselişini sürdürdü. Kurdaki haftalık yükseliş ise %1'i aştı. Dün aldım. Dolar ve altın son günlerde revaçta yani. Döviz kuru yine çok hareketlendi. Dolar kritik eşiği gördü. 34 lira seviyesine yükseldi. Rahamlar yüksek diyorlar, bilmiyorum artık. Merkez Bankası yaptığı açıklamayla döviz talebine dikkat çekmişti. O talebin büyük ölçüde cari fazla ve kur korumalı mevduat hesaplarından çıkıştan kaynaklandığı ifade edilmişti. Çıkmasın, Türk paramızın değeri kaybolmasın. Böyle kalsın. Yatırımcıların dikkatle takip ettiği dolar bu sabah yeni bir rekora imza attı. 34 TL'ye geçen dolar 14.30 itibariyle 34,17 iken euro ise 37,91'den alıcısını buluyor. Ayrıca Türk parası bekleyeceğine dolar beklesin ya. İhtiyacımız olduğu zaman bozduru harcarız. Küresel piyasalar ABD Merkez Bankası Başkanı'ndan gelecek açıklamayı beklerken dolarda o dikkat çeken gelişme yaşandı. Şunu ona bozduruyorsun, dışarı çıkıyorsun, cebinde bir tomar para. Bugünkü yükselişle birlikte kurdaki haftalık yükseliş %1'i aştı. Dolar TL kuru böylece tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. Şimdi merak edilen doların 34 lira seviyesinde kalıcı olup olmayacağı. Hatay'da bir sürücü mini aracıyla trafikte seyir halindeydi. Başına hiç beklemediği bir şey geldi. Tırın kör noktasında kalınca otomobiliyle birlikte 30 metre boyunca sürüklendi. Yan döndürünce zaten karşıma zarar edecek şekilde beni ittirdik 30 metre kadar. Biri kocaman, öteki minicikti. Tır çarptı, ufak aracı 30 metre böyle sürükledi. Panikleniyor insan. Her zaman başa gelecek bir şey değil, bir de tır sürükledi. Hatay'da yaşayan Azat Şahin elektrikli mini otomobiliyle yolda seyir halindeydi. Tırın kör noktasında kalınca kaza geliyorum dedi. Yani normal çift şeritli yolda gidiyorduk. Tır sol taraftaydı. Ben sağ taraftan ilerlerken
bir anda sağ taraftan çarpıp ön tarafını aldı. Görüş açının dışına çıkınca görmüyorlar. Onlar da haklı olarak. Tır şoförü arabayı önüne katıp metrelerce sürükledi. Nasıl olduysa hiç fark etmedi. Tır hiçbir şekilde fark etmiyor. Hafif de olduğundan dolayı araba. Şoför çevredekilerin uyarısıyla durdu. Azat Şahin kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu. Çok şükür altına almadı. Bir şey olmadı. Devirmedi. Ufak araba, daha dikkatli olurlarsa. İstanbul Tuzla'da tersanede yaşanan bir sorumsuzluğun görüntülerini izleyeceğiz şimdi. Gemiye bakım yapan işçiler kazıdıkları pası, boyayı adeta çöp gibi denize döktü. Mavi su o pislikle katran karasına döndü. Çekip atayım bunları size. Gemiyi temizlerken denizi kirlettiler. Vurdum duymazlıkları pes dedirtti. Deniz musluğu böyle bu şekilde... Burası Tuzla. Tersanedeki işçiler geminin paslanmış yüzeyine raspa yaptı. Çıkan boya pisliklerini de çöpe döker gibi denize böyle attılar. Masmavi su katran karasına döndü ama o kirlilik kimsenin umrunda olmadı. İddiaya göre bu ilk de değildi. Görüntüler bu kadar da sorumsuzluk olmaz dedirtti. Antalya'da halk otobüsü şoförlüğü yapan Barış Özler, aracında unutulan cüzdanları sahiplerine teslim etmişti. Bazı kendini bilmezler onu enayilikle suçladı. Adı salak şoföre çıkan adamın sabır taşı çatladı. Google'a salak şoför yazdım, ben çıkıyorum. Sahiplerine geri iade ettiğim için bu şekilde bir sosyal medyada yoruma maruz kaldım. Google, ben akıllı şoförüm. Karşılıksız iyilik yaptı, bazı kendini bilmezler yüzünden adı salak şoföre çıktı. Biz söyledikçe daha da çoğalıyor. Daha da çoğaldığı için söylemek istemiyorum kelimeyi. İmajı yerle bir olan adam isyandaydı. Şimdi de akıllı şoför olarak yazıldığımda çıkmak istiyorum. Antalya'da halk otobüsü şoförlüğü yapan Barış Özer, 5 yıl önce aracında unutulan cüzdanları sahiplerine ulaştırmıştı. İnsanlık yaptık. Yani bunun kötü yorum yapılmaması lazım. Sosyal medyada kötü yapılan yorumlardan dolayı arama motorunda ismi söylemek istemediğim şeyi çıkmaya başladım. Dürüstlüğüyle alay edenlere medya aracılığıyla mesaj yollayınca rüzgar değişir sandı. Biz dürüstlük yapıyoruz. Salak şoför olaraktan Google gibi bir şeyde çıkmamız bilmiyorum. Ama o açıklama tepkileri katladı. Tepki gösterdik daha sonradan. Bu daha da çok çoğaldı. Bu mağduriyetin giderilmesini istiyorum. Barış Özer'in tek isteği üstüne yapışan o kelimeden kurtulmak. Vicdanlı şoför, dürüst şoför. Efendim, Van'da 5000 kişinin katıldığı aşiret düğününde geline 4 kilo altın, damada ise 5 milyon lira takıldı. 2 gün 2 gece boyunca halay durmadı, müzik hiç susmadı. Gelinin boynu, kulakları, bilekleri, parmakları baştan aşağı altınla donatıldı. Ona ve eşine servet yağdı. Metin Ölmez de diş hekimi nişanlısının aşkları Van'da 2 gün 2 gece süren dillere destan aşiret düğünüyle taşlandı. Bu düğüne 5000 akrabamız, aşiret mensubu, tabii İstanbul'dan gelen, yurt dışından gelen, Türkiye'nin her yerinden. Eğlencede müzik susmadı, halay durmadı. Gelinin yükü ağırdı. Gerdanlıklar, bilezikler derken 4 kilo altınla kaplandı. Görenlerin gözü kamaştı. Damada takılan 5 milyon lirayı 15 kişi masada tek tek böyle saydı. Gaziantep'te ehliyet almak isteyen kadın iki kez girdiği direksiyon sınavında kalmıştı. Üçüncü denemesinde başarılı olunca sevinçten havaya zıpladı. En az onun kadar sevinen kocası eşini davul zurna ekibiyle karşıladı. Eşim çocuklarımın annesi. Tabii ki ona verdiğimiz bir değer, kıymet var. Fazlasına da ait yani. Metiyeler dizdiği eşine sürpriz yaptı. Direksiyon sınavından geçen kadını davul zurnayla karşıladı.
O da şok oldu. Hani bunu beklemiyordu. Gaziantep'te yaşayan Cuma Kılınç'ın karısı ehliyet alacaktı ama... Direksiyon sınavında iki defa kaldı. Heyecandan ikisini kaybetmişti. Eşi üçüncü deneme için direksiyon başında ter dökerken o sürpriz bir organizasyon planlamıştı. Parkurlara gittim, onu bekledim. Parkurlarda da başarıyla geçti. Baktım araçla buraya geliyor, davul zurna dedim, başlayın dedim. Genç kadın davul zurnayı görünce neye uğradığını şaşırdı. Eşi bir sonraki sürprizini şimdiden açıkladı. Bundan sonraki sürprizimiz araba olacak. Evli çiftler, bu habere dikkat. Yargıtay'ın emsal niteliğindeki bir kararını getiriyoruz şimdi ekrana. Kayseri'de görülen bir boşanma davasında kaynanasının evlerine gelmesine izin vermeyen eş ağır kusurlu sayıldı. Hatta tazminat ödemeye mahkum oldu. Kimse kimsenin annesine özellikle görüşmesine engel olmamalı, olamaz yani. Karısına önce yasak koydu, sonra görüşemezsiniz dedi. Kaynanasını evde istemeyen kocayla ilgili son noktayı Yargıtay koydu. Anneyle babayla görüşmeme olmaz ki. Emsal niteliğindeki karara giden süreç genç kadının eşinden şiddet gördüğünü söyleyerek boşanma davası açmasıyla başladı. Kadının iddiaları bununla da kalmadı. Davacı kadın eşinin ailesiyle görüşmesine izin vermediğini söyledi. Hatta o koca kaynanasını evinde bile istemiyordu. Şimdi görüştürmeme nedenini bir bakmak lazım. Şimdi evine gelip de sen bunu yaptın, sen şöylesin böylesin diyorsa annesi, yuva yıkmaya çalışıyorsa. Benim eşim yapmaz yani. Ama yapsa, ama tepki gösteririm ben ya. Sen de görüşmeyeceksin o zaman derim. Yuva yıkılmaması lazım ama anneler biraz daha anlayışlı olmalı bence. Davalı koca karısının söylediklerinin doğru olmadığını iddia etti. Sürekli aşağılandığını öne sürerek karşı dava açtı. Tazminat talep etti. Bir kadının özgürlüğünü kocası da olsa kimse kısıtlayamaz. Yerel mahkeme kadını haklı buldu. Yasakçı kocaysa ağır kusurlu denildi. Erkeğin 50 bin lira tazminat ödemesine hükmedilirken taraflarınsa boşanmalarına karar verildi. Karar doğru, yalnız tazminat az olmuş. Adam yerel mahkeme kararına itiraz edince dosya Yargıtay'a gitti. Yüksek mahkemenin itirazı reddederek onadığı karar içtihat haline geldi. Adana'da trafik denetimini gören motosikletli dur ihtarına uymayıp kaçtı. Ama hem drone kamerası hem de motosikletli polisin takibindeydi. Kilometrelerce süren firarın sonunda yakalanmaktan kurtulamadı. Peşinde motosikletli polis, tepesinde drone kamerası vardı ama o gazladıkça gazladı. Kaçmaya çalışsa da başaramadı. Adana Seyhan'da trafik ekipleri drone desteğiyle motosiklet sürücülerine yönelik denetimdeydi. Bu motosikletli kontrol noktasına yaklaşmıştı ki kenarda bekleyen diğer motorcu onu uyardı. O da anında direksiyonu kaldırıma kırdı. Araçların arasından geçti, yeniden caddeye indi. Polislerin yanından son sürat kaçtı. Ama bir motosikletli polis de hemen takibe başladı. Kilometrelerce süren kovalamaca sonunda kural tanımaz genç durdu. Firarın sebebi hem ehliyetsiz hem de kasksız olmasıydı. 15.173 lira para cezası yazıldı. Değerli izleyenler, Show Haber WhatsApp ihbar hattı telefon numaralarımız 0536 266 90 0 0536 266 90 02. Tekrar edelim. Show Haber WhatsApp ihbar hattı numaralarımız 0536 266 90 0 0536 266 90 02. Show Haber'in sonuna geldik sevgili izleyenler. Yarın yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.